Önce nerede? Kahve ya da çayını koy. İşte burada da bir korkmamız gerekiyor. Ya. Toplantıya katıl online olarak ya da online dersine katıl, online bir eğitime katıl. Bizim beynimiz sürpriz yapılmasını sever. Ya bir dizi, film izle ya da kitap oku ya da tekrardan bir online bir toplantıya katıl. Ama bir taraftan da istemiyor da katıl, online bir eğitime katıl, arkadaşlarına online bir buluşmaya katıl. Hmm. Acaba ben sıkıcı bir şey yapmayın başladım. Merhaba, ben Çağrı. Bu bölümde rutinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Rutinlere biraz eğlence katmayı teklif ediyor olacağım. Bunda ne demek istiyorum? Şu an hepimiz büyük ihtimalle kendilerimizi uzun zamandan beri evin içerisinde tutuyoruz. Pandemi ile beraber başlayan süreçte her ne kadar işlerimizden dolayı dışarı çıkmak zorunda kalırsak kalalım. Bir taraftan da kendimizi güvende hissetmek için hem de ailemizi güvende hissetmek için kendimizi evlere kapattık. Normalde yaptığımız rutinlerimiz iyice değişti. Şu anda farklı bir rutinin içerisindeyiz. Ama artık bu pandemi süreci de Yaklaşık olarak 3. ayına girdiği için belli rutinlerimizde oturmaya başladı. Şimdi rutinler oturmaya başladığı zaman ise çok güzel çünkü bizi güvende hissettiren, rahatlık alanımızın içerisinde kalmamızı sağlayan ve bir adım sonra ne yapacağımızı bilebildiğimiz o belirsizliğin olmadığı bir ortam demek. Dışarıdaki büyük belirsizliğe rağmen şu an kendimizi evlerde ve yaptığımız rutinlerle beraber öngörülebilir olarak tutuyoruz. Bu da bizi rahatlatıyor. Bu çok kıymetli ve çok değerli. Onun bir taraftan da bu rutinler üst üste gelmeye başladığı zaman bir sıkılmaya başlıyoruz. Sıkılmaya başladığımızda ise işte orada ne yapabileceğimize dair farklı şeylere ihtiyacımız var. Ben de o yüzden diyorum ki bu sıkılma anları geldiyse hadi o rutinlerin içerisine biraz eğlence ekle. Bu rutinler genelde de şöyle olmuş olabilir tabii yani. Sabah kalk, kahvaltını hazırla, kahve ya da çayını koy, toplantıya katıl online olarak ya da online dersine katıl, online bir eğitime katıl, tekrar kahve çay yap, İç, sonra yemeğini ye, sonra tekrar toplantıya katıl, tekrar toplantıya katıl, tekrar toplantıya katıl. Akşam yemeğini ye, sonra ya bir dizi, film izle ya da kitap oku ya da tekrardan bir online bir toplantıya katıl, online bir eğitime katıl, arkadaşlarınla online bir buluşmaya katıl. Neredeyse hepimiz ekranların başında bunları sık sık yapmaya başladık ve birçoğumuzun rutinleri bunlar oldu. Bu rutinler bizleri dediğim gibi rahatlık alanında tutuyor ve çok da rahat geliyor. Ama bir şey kaçırıyoruz. Bizim beynimiz sürpriz yapılmasını sever. Yani bu ne demek? Biz her ne kadar rahatlık alanında olmamız bizi rahatlatsa da, zihnimiz için otomatikleştiren hareketler bizi daha güvende, daha huzurlu tutsa da bir taraftan da bunlar bizim için aslında korkmamız gereken hareketler. Çünkü zihnimiz gelişmek ve yenilenme ihtiyacı hissediyor. Yani var olan kaslarını kullanmak ve yenilerini eklemek istiyor. Ama bir taraftan da istemiyordu. Yani şimdi burada bir zıttık var. Çünkü beyin için her şeyin öngörülebilir olması gerekiyor. Her şey belki de robotik bir sırayla gitmesi gereken şeylerdi. Ama bunu sürekli yaparsak bu sefer beynimiz yeni bağlantılar kurmayı bırakıyor. Ve bıraktığı zaman da biz aslında öğrenmeyi de yavaşlamaya başlıyoruz. Ya da bildiklerimizi unutmaya başlıyoruz. Yaptığımız, düşündüğümüz şeyler akışlarımızı değişiyor. Çünkü artık her şeyi neredeyse hiç farkına varmadan otomatik bir refleks olarak yapmaya başlıyoruz. İşte burada da bir korkmamız gerekiyor. Ya da korkmak değil de bir böyle geri adım atıp acaba ben sıkıcı bir şey yapmaya mı başladım? Otomatikleştim mi diye bir sorma ihtiyaç var. İşte bunu sorup da o rutinleri tespit etmek önemli. O yüzden bir düşünün. Hangi rutinleriniz var şu an gün içerisinde? Neler yapıyorsunuz? Bu rutinleriniz ne kadar aslında otomatikleşmiş? Ne kadarını siz o anda gerçekten düşünerek hareket ederek yapıyorsunuz? Tom Peterson şöyle bir sözle devam etmek istiyor. İşin bir numaralı kuralı sıkıcı ve tek düzey olmamasıdır. Mutlaka eğlenceli olmalı. Eğer enerji yoksa yaşamınızı boş harcıyorsunuz demektir. Bu sözün hem iş hayatıyla ilgili çok güzel bir noktaya değiniyor. Çünkü iş hayatı da aslında en fazla rutinlere sadık kaldığımız yer. Yapacağımız her şey planlıdır. Haftalık planlarımız, aylık planlarımız, yıllık planlarımız vardır. Tabii Türkiye gibi bir yerde genelde yıllık planlar birçok kez revize edilir. Çünkü bizde uzun vadeli bir plan. Ne yazık ki çok uzun değil. O yüzden kendi iş yerinize de bakabilirsiniz. Kendi hayatınıza da bakabilirsiniz. 5 yıl sonrası için hiç planınız var mı? Ya da 10 yıl sonrası için. Genelde böyle yıllık yaparız. Onlar dediğim gibi... 3-4 kere revize ederiz. Şimdi eğer bir şeyden eğlenmiyorsak, keyif almıyorsak orada sıkıcılaşmaya başlıyoruz. Rutin nerede? Tam sıkıcılığın olduğu yerler. O yüzden düşünün günlük hayatınızda eğlence nerede? <laughs> Bunu söylerken bir de şu soru sormak istiyorum. Hayatınızın eğlence neresinde? Nerede baktığınız zaman eğlenceyi görüyorsunuz? Hayattan keyif aldığınız anlar neler? Bu eğlence size neler gösteriyor, neler anlatıyor? ya da eğlence olmaması size neler söylüyor? Bir de eğlence algısına bakalım. Çünkü eğlence algısı deyince genelde birçok insanda işte dışarı çıkalım, partiye gidelim, arkadaşlarla buluşalım, bir içki içelim olabilir, bir pikniğe gidelim olabilir. Yani hep böyle dışarı gitmek, denize gitmek, keyif almak yani hep böyle bir eğlenceyle dışarıda bir şeyler yapıyor olmak geliyor. Ama şimdi pandemi sürecindeyiz. Bayağı uzun süredir de bu sürecin içerisindeyiz ve dışarıda Bunları yapmamız birçok zaman alacak. Hem bu yüzden bunu düşünelim ama bir de genel olarak eğlence algısını ele alalım. Çünkü bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Çünkü bir eğlence dediğim zaman benim zihnimde çağrışan eğlence ile sizin zihninizde çağrışan eğlence birbirinden çok farklı. Hem bu bizim biricikliğimizden kaynaklı ama bir taraftan da bizim düşünce yapımızla alakalı. Biz anlam bulutları halinde tutuyoruz kelimeleri. Yani eğlence benim zihnimde farklı kelimelerle beraber bir anlam bulutu oluşturuyor. Eğlenceyle bağlantılı olan birçok kelime yan yana gelip bir küme oluşturuyorlar. Bu benim eğlence için tanımadığım şey. Dolayısıyla ben eğlence dediğimde o küme benim zihnime canlanıyor ve bana eğlencenin neler olduğunu söylüyor. Yani işte dışarı çıkmak mı, kitap okumak mı, dizi izlemek mi, arkadaşlar buluşmak mı? Oradaki eğlence benim zihnimde böyle. Sizde nasıl? Ve bunun herkese de birbirinden farklı olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. İşte bu da bizim biricikliğimizi gösteriyor. Eğlenceye bakış açımız da biricik. Dolayısıyla ben burada rutinlere eğlence katalım dediğimde herkes için farklı bir şey söylüyorum. Dolayısıyla bunun bir reçetesi yok. Yani ben eğlence şudur, rutinlerinizi şunu yaparsanız buradan her şeyi yapabilirsiniz diyemiyorum. Çünkü benim için eğlence farklı, sizin için farklı. E, rutin de benim için farklı, sizin için farklı. O yüzden kendi rutinlerinizi yazın. Bakın onlar arasında eğlence katabileceğiniz ne var? Eğlence sizin için ne demek? Bunları kenara not edin. Sonra o rutinlerin arasına bu eğlenceyi nasıl katabileceğinize dair düşünmeye başladım. Eğlenceli olmayan bir dünya gerçekten çok sıkıcı. Eğlenceli olmayan her şey sıkıcı. Yani bir iş hayatı sıkıcı, öğrenmek de sıkıcı. O yüzden her şeye eğlence katmak gerekiyor. O yüzden her şeyin içerisine oyunlar katmak, birlikte bir şey oluşturmak, hikayeler katmak, sürprizler katmak gerekiyor. Ve bizim de zihnen sürpriz elementlere ihtiyacımız var. Ya mesela normalde ben ne yapıyorum kendi rutinlerimde eğlence katmak için? Pandemi öncesi ne yapıyordum? Dışarı çıkıyorum. Her gün işe giderken farklı bir yoldan gitmeyi tercih ediyorum. Yani bir gün vapur kullanıyorum ama vapura gideceğim yolda kendimi farklı bir istasyonda indirip oraya kadar yürüyorum. Ya da daha önce hiç girmediğim bir sokağa girip o sokaktaki farklı şeylere bakıyorum. Ya da diyorum ki kendime bugün kaç tane sarı renkli araba göreceksin taksiler dışında. Ve her yerde sarı renkli bir şey arıyorum. Ya da diyorum ki bugün gördüğün hangi bugün gördüğün kaç balkonda çiçek var. Bunlar benim için yeni şeyler ve rutinlerimde değişiklik yaratıyor. Çünkü daha önce hiç farkına varmadığım şeylere bakmaya başlıyorum. Ve bu sayede aslında çevremin de farkındalığı artıyor ve ben de o normalde geçirdiğim klasik yolculuktan eğlenerek gidiyorum. Hatta bununla ilgili ben dalga geçiyorlardı bir ara çünkü bir ara o kadar çok yapıyordum ki kendimi gördüğüm tabelaların benzerliklerini anlatmaya çalışıyorum. Yani kendime şu konu mutu vermiştim. Gördüğüm tabelaları oku, ve bunlarda benzerlik var mıydı? O yüzden mesela bir kere arabada giderken bunu sürekli yüksek sesle yapıyormuşum. Yani işte Kardeşler Market, Oto Tamirhane, JBL, Siemens bilmem ne diye bütün tabelaları okuyormuşum. Arkadaşlarım bunu söyleyip dalga geçmişlerdi. Ondan sonra dışarıdan söylemeyi bıraktım. Artık zihnimde söylüyorum bunları. Dediğim gibi rutinler e, tahmin edilebilir, öngörülebilir oluyorlar. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken o rutinleri yazdığınız listeyle eğlence dediğiniz, sizince eğlenceli olan şey yazdıktan sonra Öngörülebilir olmasını biraz kırmak, sürpriz faktörü katmak, böyle sürpriz sihirleri eklemek rutininiz içerisine. Yani mesela bir sabah kalktınız şu anda evdesiniz, sabah kahve yapacaksınız. O gün kahveniz içerisine farklı bir aroma katmayı deneyebilirsiniz. Mesela vanilyalı kahve, kokusu çok güzel oluyor, tadında çok fark yok ama koku çok rahat geliyor ve belki de o gün boyunca sizin bütün o rahatlıklarınızdan çıkmanıza sebep olabilir. Çünkü vanilya kokusu çok yoğun ve çok da güzel bir koku. Tabi bu da benim için Belki sizin için farklı bir kokudur. Ama yaptığınız her şeyle bunu katabilirsiniz. Yani yeni bir şey deneyerek gününüz içerisine gidebilirsiniz. Yani bilgisayarınızı düzenleyebilirsiniz ya da kitabınızı okuyabilirsiniz ya da kendinize daha önce hiç fırsat vermediğiniz bir eğitimi alabilir. O eğitimi izleyebilirsiniz. Ya da kendinize toplantı sırasında kaç kere bir şeyle farklı bir yer düşündüğünüzü not edecek bir şey geliştirebilirsiniz. Bir oyun kurabilirsiniz kendi kendinize. Bunu yaptığınız zaman kenarda bir çizgi çizebilirsiniz, resim çizebilirsiniz. Yani aslında sizin için eğlence ne demekse onun Yaptığınız o rutinlerin içerisine katın. Biraz oyun koyun. Biraz öngörülebilirliğini kırın. Tamamen kırmamak da önemli. Çünkü öngörülebilirliğini tamamen kırarsak o zaman kendimiz rahatlık alanı öğrenme alanına değil kaos alanına atıyoruz. Ve kaosla öğrenmek çok keyifli olsa da bu bizi eğer hazır değilsek çok da zorlayabilir. Bu bölümde bahsetmek istediğim tamamen buydu. O yüzden lütfen bir rutinlerinize bakın ve üzerine sürpriz tozlarından ekleyin. Ve bakın rutinleri eğlenceli hale getirmek Gerçekten size çok iyi gelecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.